Evet arkadaşlar, Berem için Canan Baby Sugar simli ipini kullanacağım. İlk başta tığımın numarasını da göstereyim. 0,2 yazıyor hanımlar. Şöyle ilk başta sihirli bir halka yapıyoruz hanımlar. Sihirli halkamızı şu şekilde alıyoruz. Aldıktan sonra 3 zincir çekelim. Bu kısma şöyle bir deneyelim. Sihirli halkamız çekiliyor mu, çekilmiyor mu diye. Çekildikten sonra 15 tane ikili trabzan örüyoruz. İlk sıramızda 15 tane trabzanımızı örelim. 15 tane ikili trabzanımızı yaptık arkadaşlar. İpimizi çekelim. Ay, pardon. Bu şekilde çektikten sonra ilk burada 3 zincir çekmiştik ya, zincirlerimizin tepesine şöyle geçirme tekniğiyle geçiriyoruz hanımlar. Sonrasında tekrar 3 tane zincirimizi çekip her trabzanın tepesine, şu trabzanlarımızın tepesine her birine ikişer tane ikili trabzan batıyoruz arkadaşlar. Bir sefer sarıp 2 defa da çektiğimiz ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. Her trabzanın tepesine 2 tane. Bu şekilde sıra başına kadar gidelim. Evet, sıra başına kadar geldik. Burada tekrar 3 tane çektiğimiz zincirin tepesine geçirme tekniğiyle birleştiriyoruz bu sıramızı. Toplamda 30 tane ikili trabzanımız oluyor. Altta 15 tane örmüştük. Üstte de her bir deliğe 2 tane battığımız için 30 tane oldu. Şimdi tekrar 3 zincirimizi çekip zincirin dibine bir tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar başına alıp şurada zincirin önündeki, yani bir arkasındaki trabzanın beline doluyoruz. Bu şekilde bu sırada da artışlarımızı bu şekilde yapacağız. Bir tane sıradakine batıyoruz. İkili trabzanımızı işledik. Şimdi burada zincirin değil yanındakinin beline sarıyoruz. Yani bir geridekinin beline. Şöyle sırayla bütün trabzanların tepesine bir batıyoruz. Bir battıktan sonra bir geridekine beline doluyoruz. Bir sıradaki boşluğa ikili trabzanımızı işliyoruz. Bir daha başına dolayıp bir gerideki alt sırada trabzanın beline doluyoruz. Bu şekilde. Bir öndeki, yani hiç boşluk bırakmadan sırasıyla bütün trabzanlarımızın tepesine batıyoruz. Bir oraya batıyoruz, bir arkada kalan, yani şöyle sırasıyla her bir trabzanın beline arkadan doluyoruz. Yani arkadan kastım sıradakinin arkasında oluşu. Bu şekilde.
Burada da artışlarımızı yapacağız. 30 tanemiz 60 tane trabzana çıkmış olacak hanımlar burada da. Bu şekilde. Sıra başına kadar böyle örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, burada sıramızı tamamlamış olduk. Toplamda 60 tane trabzanımız oldu. Geriden çektiklerimizle beraber. 3 tane zincir çekmiştik. Onun tepesine batıyoruz arkadaşlar. Geçirme tekniğiyle bu şekilde geçiriyoruz. 3 zincirimizi çekip sıramıza tekrardan başlıyoruz. Zincirimizin alt kısmına bir patıyoruz. Bir tane de buraya batıyoruz hanımlar. 2 tane oluyor. Bu 2 taneyi yaptığımız zaman bu beline doladıklarımız vardı. Belirginleştiler zaten. Tekrardan şurada zincirimizin alt sırada arkasında olan trabzanımızın beline doluyoruz. Burada beline dolananlar belirgin durumda zaten. Sırasıyla geçiyoruz. 2 tane işleyip şöyle 2 tane işliyoruz. Altta bir işleyip bir alttakinin beline dolamıştık. Burada 2 işleyip altta 2 ilmeğin alt kısmında olan şu şekilde. 2 ilmeğimizi örüp üçüncüğümüzü alttakinin beline doluyoruz hanımlar. Sırasıyla her trabzanın tepesine batıyoruz. Artışlarımız da bu şekilde oluyor. Yani burada 2 tane de bir artış yapmış oluyoruz. Altta bir de bir yaptık. Burada 2 de bir. 2 trabzan bir artırma oluyor böylece. Bu şekilde alttakinin beline dolayıp çekiyoruz. Yani burada direkt buraya değil, şu beline dolanan var. Buraya değil, onun bir arkasındakini. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu sıramızda 2 tane trabzanımızı işliyoruz. Üçüncüyü bir arkasındakinin beline dolayarak ön kısımdan şöyle ön kısımdan beline dolayarak çekiyoruz hanımlar. Bu sıramızı da başa kadar gidip gelelim hanımlar. Evet, bu şekilde dördüncü sıramızı da kapatıyoruz. Toplamda 90 tane burada trabzan oldu. Şu şekilde geçirelim. Evet, bu dördüncü sıramızı da bitirdik. Üç zincir çekip burada arkadaşlar tekrar zincirimizin dibine batıyoruz. 3 trabzanımızı örüyoruz. 3 tane sırasıyla trabzanlarımızı ördükten sonra başına sarıp şu arkasında şu zincirlerimizin tam alt kısmına denk gelen trabzanımızın beline dolayıp öne doğru çekiyoruz hanımlar. Bu şekilde. Burada da 3 işleyip bir artırma yapmış oluyoruz bu şekilde. 3 işleyip bir artırma hanımlar. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 tane işledikten sonra aşağıdakinin beline doluyoruz. Evet. Bu sıramızda da bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. 3. Trabzanlarımız belli oldu hanımlar. Zaten bu önden
aldığımız böyle beline dolayarak aldığımız trabzanlarımız belirgin. Şu şekilde gidecek bunlar. Bunların yerleri değişmiyor. Sürekli 3 tane işliyoruz. Arkasından. Bir arkasında yani böyle sırayla burayı da sırayla çekmeye başlıyoruz. Şuradan başladık mesela zincirin tam hizasına gelenle. Sırasıyla bunların da bellerine dolanacak bu sırada. 3 işleyip bir de arkadaki ilmekten aldığımız zaman sırasıyla alınmış oluyor. 3 tanemizi işliyoruz. Dördüncü bir arkadaki trabzanın beline dolayarak çekiyoruz. Evet. Bu sıramızda bu şekilde hanımlar. Burada da 3 örüp bir artırma yapmış oluyoruz. Şu şekilde. Burada 15 tanemizi dolduk. Burada 15 tanenin tepesine çifter çifte olarak işledik. Üçüncü sıramızda bir tane düz trabzan ördük. Bir de alt sırada arkasına dolayarak işledik. Burada iki tane de bir artış yaptık. Şimdi üç tane de bir artış yapıyoruz. Bu sıramızı da başa götürüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bu sıramızda başa kadar getirdik. Artışlarımız bu sırada bitmiş oldu arkadaşlar. Buradan sonrasını şu şekilde öreceğiz, onu da göstereyim. 3 tane işliyoruz. Tekrar buradakinin beline doluyoruz hanımlar. Şu şekilde 4 tane oluyor. Artış olmaması için burada bir tane deliği boş bırakıyoruz. Çünkü onun yerine biz alttan sardık. Alttaki sıradaki trabzanımızın beline doladık. Buraya doldurmayacağız. Yani tekrar buraya batış yapmayacağız. Batış yaparsak her birine bir tane tekrar artış yapmış oluruz. Artışlarımız bu kadar. Şöyle göstereyim size de. Buradan sonrasını trabzan sayısı değişmeyecek şekilde işleyeceğiz. Burayı boş bırakıp bir yanındakine batıp 3 tane işleyeceğiz. Şöyle. Dördüncü için burada sırasıyla tekrar alttaki trabzanın beline doluyoruz. Bu şekilde dolanması devam edecek. Bir taneyi boş bırakıyoruz yanındakine. Bundan sonraki sıralar istediğimiz boya gelinceye kadar bu şekilde devam edecek. Buradakine batmıyoruz, yanındakine. Şapkamız hem çok kolay ve hem de çok şık bir model. Şekilde. 3 taneyi sırasıyla batıyoruz. Şurada bir tane trabzanın boşluğunu boş bırakıyoruz. Buraya batmıyoruz. Yanındakine. Alttakine doladıktan sonra. Üç tane batıp sırasıyla bu beline doladıklarımıza da dolayıp geçiyoruz. Burada uzun çekmeye çalışın.
Ne kadar uzun olursa o kadar hoş durur. Çok da boyunu geçecek şekilde uzunluğu olmasın tabii. Tam sırasıyla eşitlensin ki o modelimiz kasma yapmasın hanımlar. Burada tekrar bir boşluğu bırakıyoruz yanındakine. Bu sıramızda bu şekilde arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde örüp devam edeceğiz. Ben diğer sıranın da başına göstereyim size hanımlar. Sıra başına kadar gelelim. Sıra başına kadar işledik hanımlar. Burada bağlayalım. Şu şekilde. Toplamda 120 tane trabzanımız var hanımlar. Ölçü sayımız bu. Bundan yukarıya çıkmasın sayılarımız. En başında şu şekilde yaparsanız hiç karışıklık olmaz. Zincirinizi çekin. Ya dibine batmayın arkadaşlar. Çünkü artışlarımız bitmiş zaten. Yanındakine batın. Buradaki zincirde bir trabzan olarak görünecek. İki tane zincirimizle beraber üç tane oldu yani. Burada şu başına sarıp şu arkasındakine batın en başta. Sıranın başını düzgün yaptığınız zaman öbürleri de düzgün geliyor. Burada tamamladık. Şuradaki boşluğumuza batmayıp buraya batıyoruz. 3 tane. Dördüncüsünü şöyle göstereyim yakından. Dördüncüsünü alttakinin beline dolayarak işliyoruz. Sıranın başında böyle yaptığımız zaman herhangi bir karışıklık olmaz. Şu beline dolayarak çektiklerimizi biraz uzun çekelim ki şu aradaki boşluklar görünmesin. Çok sıkı örerseniz arada şöyle potluklar olur. Güzel durmaz o zaman hanımlar. Bu şekilde örün. İstediğiniz kadar örebilirsiniz. Öreceğiniz kişinin kafasını ölçebilirsiniz. Şu şekilde 3 tanemizi yapıyoruz. Dördüncüyü bir alttaki beline sardığımız trabzanın beline doluyoruz. Burada bir tane boşluk bırakıp yanına geçiyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde örülecek. Bu şekilde devam edelim. Ben istediğim uzunluğa kadar örüp döneceğim hanımlar. Arkadaşlar, benim için bu kadarı yeterli. 18 sıra oldu toplamda. Burada alt kısım için her trabzanın tepesine iki tane çakma trabzan örüyoruz. Yani bir sarıp iki defa da değil, bir defa da çıkarıyoruz. Bir sarıp bir kez de çıkarıyoruz. Her trabzanın başına iki tane çakma trabzan yapıyoruz bu sıramızda. Bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra başına kadar gidelim. Her trabzanın başına ikişer, iki defa batıp tamamlamış olduk. Şu şekilde geçirelim. Bu sıramızı bitirmiş olduk hanımlar. Evet. Şöyle. Sıramız tamamlandı. Üst sırada her birinin tepesine şöyle iki zincirimizi çekelim.
Her çakma trabzanın üzerine birer çakma trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yani her birinin üzerine bir tane. Bir sırada tek iki sefer battık. O da kıvrımı vermek içindi. Bu şekilde bundan sonraki sıralar her birinin tepesine birer tane batarak devam edecek arkadaşlar. Bu sıramız da bu şekilde. Dilediğimiz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde örmeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, benim için bu sayı yeterli. 6 sıra ördüm ben. Siz dilerseniz 5 ya da 4 devirebilirsiniz. Ben geniş dursun diye 6 sıra ördüm. Son sıramızdayız. Bir zincir çekip şapkamızı ters çevirelim hanımlar. Buradaki şu ön yüzde trabzanlarımızın tepelerine şu şekilde arka kısımdan her iki kanadına batırıp şu şekilde geçirme gideceğiz bu sırada. Öyle bir geçiş yapalım hanımlar. Kenarın tok durması için. Sırasıyla her deliğe bir tane bu şekilde fazla sıkmayın elinizi pot durmasın. Sıra başına kadar bu şekilde gidelim hanımlar. Şöyle bir şekil oluşuyor. Düz. Her iki kanadına birden batıp alıyoruz ipimizi. Buradan geçiriyoruz. Son sıramızı da bu şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Bu şekilde kaydırma sıramızda bitmiş oldu hanımlar. Sonuncuyu da buraya atalım. Bir zincir çektikten sonra içe doğru bir geçiş yaptıktan sonra ipinizi koparabilirsiniz hanımlar. Evet. Evet, bu şekilde beremizi tamamlamış olduk hanımlar. Çok hoş, çok zarif görünüyor. Süslemeleri için papatyalar kullanacağım hanımlar. Papatyalarımın videolarını da kanalımda bulabilirsiniz. 3 tane papatya tutturup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, papatyalarımı bitiştirdim. Bu şekilde bitirdim hanımlar. Yeşil, buradaki yeşil yaprağımın videosu kanalımda mevcut. Dilerseniz oradan bakıp yapabilirsiniz. Farklı şekilde de süslemelerinizi yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bu şekilde şapkamızın sonuna geldik hanımlar. Bu şapkamız için toplamda 360 metrelik bir ipimiz gitti. 100 gram ağırlığındaydı ipimiz. 8-9 yaş grubu için çok ideal bir ölçü.
Anlatımlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun.